E sevgili izleyenler oldukça popüler ve yaygın bir sorunla başlıyoruz. Eklem kireçlenmeleri özellikle 50 yaş üzerinde eklem kireçlenmeleri hayli yaygın bir sorun kemiklere yapılan basılar, geçmeyen diz ağrıları. Bunları detaylı olarak konuşacağız ve ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Uğur Haklar bizimle birlikte. Günaydın. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydın. Evet, eklem kireçlenmeleri hayli yaygın bir sorun. Özellikle 50 yaşındakileri ve üzerindekileri etkiliyor. Aslında Nasıl belirti veriyor dersek geçmeyen diz ağrıları, değil evet. mi? Kemik ee, ağrıları? Diz ekleminin e, önemli fonksiyonlarından bir tanesi e, bize geniş hareket ar aralığı sağlaması. Bu geniş hareket aralığında e, dizinin rahat olması gerekiyor. Normal olarak bir kişi dizinin ağrıdığını bilmez, rahat bir şekilde kullanır, dizini fark etmez. Ama normal olmayan diz ağrımaya başlıyor, şişmeye başlıyor, takılmaya başlıyor ve fonksiyonlarda kısıtlıklar başlıyor. Ve bu e, bunların sonucunda da esas önemli olan kıkırdaklarda aşınmalar karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz kıkırdak dokusu çok kaygan bir doku. Hı hı. İki kemiğin birbiri üzerine güzel kaymasını sağlıyor. Ama bu kıkırdak dokuları bozulduğu zaman maalesef kıkırdağın altından kıkırdak kadar kaygan olmayan kemik dokusu çıkıyor. Kemik dokusu karşı yüzeyi bozabiliyor. Ve iki kemik dokusu birbirine değmeye başladığında e, işin tadı kaçmaya başlıyor ve hastaların ağrıları daha belirgin hale gelmeye başlıyor, fonksiyonları kısıtlanmaya başlıyor. Dizde biliyorsunuz iki tane önemli nokta var: bir tanesi rahat etmesi, iki rahat fonksiyon yaşatması. Ama kıkırdak sorunlarıyla beraber fonksiyonlar da azalıyor, ağrı da artıyor. Evet. Derken bu fonksiyonlar gittikçe azaldığında ameliyat seçeneği gündeme geliyor. Aslında ben biliyorum, yani kireçlenme solup yıllarca ameliyat olmayı hani geciktirenler var. Sonra da ameliyat olduktan sonra da ya keşke daha önce olsaydım ne kadar rahat ettim işte ya yani ameliyattan sonra 80 yaşındaki 70 yaşındaki bir kişi koşmaya başlıyor spor yapanlar var birazdan görüntüler gelecek sevgili izleyenler futbol oynayanlar var büyük bir konfor tabii teknolojinin ilerlemesi özellikle ortopedi cerrahisinde önemli gelişmeleri de beraberine getirdi şimdi robotik ameliyatları konuşacağız hatta hastalarınız hocam. Geliyor evet. ekrana. Buradaki e, hastanız kaç yaşında? 89 yaşında. Emekli bir diş hekimi. Kendisi. <laughs> ameliyat öncesinde çok e, sıkıntıları vardı. Bu ameliyat, ameliyat sonrası ameliyattan, mı? Ameliyattan sonra tam bir yıl sonra aynı koltuk. E, gayet rahat yürüyor. Koltuk deneyini bıraktı. Hatta hatta Koşuyor. koşacak kadar kendisini iyi hissediyor. Gerçekten e, metabolizması bir, bir, bir dinamiği çok iyi olan bir hasta. Tansiyonu yok, şeker hastalığı yok. Hayatta onun tek tutan şey dizleri. Ee, ve dizleri nedeniyle mutlu değildi ama şu anda çok mutlu. Kendisi çeşmede yürürken, oturuyor, saatlerce koşmaya başladı ve futbol oynayan bir hastamız. Evet bu hastamız da kırmızı şortlu olan 44 yaşında çok erken diz ihtiyacı duydu. Yapmak zorunda kaldık ee, ve ameliyattan sonra 9 ay sonra haftada 2 kez futbol oynayabilecek halde hala oynuyor. Ameliyattan sonra 4 yılı bitti. Dört yıldır futbol oynamaya devam ediyor, ee, halinden çok memnun. Yani protez ameliyatı olan kişi böyle rahatlıkla. Ee, doğrusunu oldu. söylemekle ilgili ise bir e, robotik cerrahinin büyük avantajı var. Robotik cerrahiden sonra benim böyle hastalarım olabilmeye başladı. Biz yani, de onu konuşacağız. Evet. Şimdi protez ameliyatlarını biliyoruz. Her iki dize de aslında biraz ebat olarak da büyük protezler yerleştiriliyor. Bunun için de çok kolay ameliyatlar değil. değil. Orada önemli bir kemik kesisi yapılıyor ameliyat için <laughs> ve bunun bir rehavet dönemi var. İyileşme süreci 15 gün kadar sürebiliyor. Yani çok kolay ameliyatlar değil aslında. Biz e, doğru söylüyorsunuz. Biz aslında sondan başladık. Sonucu gösterdik. Hı hı. Ama e, ben bugün burada doktor gözüyle değil de hasta ve hasta yakını gözüyle biraz olaya yaklaşmak istiyorum. Şimdi e, dizde problemler var. Ağrıyor. Kemikler birbirine sürtüyor. Herkesin dizi farklı ağrıyor. Kimisinin kemikleri birbirine sürtüyor. Ama fazla ağrısı yok. Hayatını güzel devam ettirebiliyor. Ama bazısı da artık ameliyat olmak zorunda kalıyor. Yapılmış olan enjeksiyonlar, fizik tedaviler yetersiz kalmış olabiliyor. Ve ameliyat olması gerekiyor hastaların. Ve bu durumda hastanın kendisi de yakınları da ciddi bir stres altına giriyorlar. Ne olacak? Bu ameliyatı kim yapacak? Nasıl bir ameliyat olacak? Ameliyat güzel olacak mı olmayacak mı? Ameliyattan sonra tekrar günlük yaşantılarına dönebilecekler mi? Bu ne stresler, zaman iyileşme olacak? Evet, çok büyük bir stresler aslında. Hastaların e, yerine kendinizi koyduğunuz zaman zor bir durum ve gerçekten yardıma ihtiyaçları var. E, ve bu seçenekler arasında şimdilik işin içine robotik cerrahi de eklendi. E, <laughs> tam diz protezleri ve yarım protezler, yarım diz protezleri var olan teknoloji. Bunları biz yıllardır kullandık, kullanıyoruz, hala da kullanıyoruz ve bunlar ger gerçekten başarılı sonuçları olan uygulamalar. Ancak Robotik cerrahi bize büyük avantajlar katıyor. Biraz önce tam protez, yarım protez dedim. Hı hı. Yarım protez dediğimiz zaman acaba yarım bir iş mi yapıyoruz diye düşünebilirsiniz. Halbuki o proteze e, de gösterelim arkadaşlar. Evet, e, Robotik cerrahinin e, farklılıkları. Örneğin, hocam elinizde tuttuğunuz şu anda evet, yarım. Küçük protez, yarım protez. Yarım protez. E, e, diğer gösterdiğiniz. Sağ bize göre sağ tarafta ekranın sağında olan da tam protez. Hı -hı. Tam protezde tabii daha fazla kemik çıkartıyoruz. Yani protez kadar kemik çıkartmamız gerekiyor ki. Onu yerleştirebilmek için dizlere. Onu yerleştirmek lazım. Şimdi yar yerinde? yarım protezde e, yarısını kullanıyorsunuz e, dizin ama dizin diğer yarısının sağlam olması gerekiyor. Yani burada kıkırdaklar ve çapraz bağlar da önemli. Diğer tarafta menisküsler de önemli. Menisküsün sağlam olması kıkırdaklarda bir sorun olmaması, çapraz bağların sağlam olması durumunda herkes robotik ameliyat olamaz. Evet, biz dizin sadece bozulmuş kısmını değiştirmiş oluyoruz. O zaman da hastaya daha az bir daha basit bir ameliyat yapmış oluyoruz. Tabii bu detayları yarım protezin detaylarında robotla görüyoruz. Bizim kendimize göre yeteneklerimiz var. Robotun da kendine göre yetenekleri var. Biz el ele tutuşuyoruz, beraber bir şekilde güzel bir ameliyat yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten sonuçlarımız çok iyi. Bu ameliyatlar sırasında çok küçük hesapları bile çok başarılı yapabiliyoruz. Bu hesaplardan kastım 0.1 milimetre ve 0.1 dereceyi bile biz robotik cihayede fark edebiliyoruz. Bunları düzeltebiliyoruz. Yani ameliyat protezin... kıvamına gelen hastalar sözünüzü kestim çok araştırıyorlar. Acaba hangi yöntemle ameliyat Değil. olayım diye. Robotik cerrahide son birkaç yıldır Türkiye'de hayli yaygınlaştı. Ortopedi alanında özellikle. Doğru. Şimdi tekrardan önemli avantajlarını sıralayalım. Yani niçin robotik ameliyat olmaya Doğru. gerek duyulur? E, hasta bir kere ilk başta şunu soruyor. Ameliyatı siz mi yapacaksınız robot mu yapacak diyor. Biraz önce söylediğim gibi biz beraber yapıyoruz. Bizim yeteneklerimiz ve robotun yetenekleri birleşiyor ve güzel bir ameliyat yapıyoruz. Ama e, robotik cerrahi ülkemiz için yeni ama dünyada çok da yeni değil. Yaklaşık 10 yıldan fazladır robotik cerrahi dünyada kullanılıyor ve şu anda robotik cerrahi ile yapılmış ameliyat sayısı dünyada 120 bini geçti. Aşağı yukarı 400 civarında robot dünyada çalışıyor e, ve bu gerçekten büyük bir avantaj e, ve dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Aslında rüştünü ispat etmiş bir yöntem. Hem bilimsel yayınlarla hem de ameliyatların sonuçlarıyla gerçekten sonuçlarımız çok başarılı. Ee, bu ameliyatlar sırasında e, elle yaptı, yaptığımız protezlere göre daha anatomik bir protez koyabiliyoruz. Bu önemli avantajlardan bir tanesi. Ve robotik cerrahide şu anda yarım protezlerde e, tüm yarım protezlerde olduğu gibi çapraz bağları sağlam bırakıyoruz. Çapraz bağlar bir diz için çok önemli unsurlar. Dizin gerçekten iyi çalışmasını ve dizin iyi algılanmasını sağlayan, bizim propriosepsiyon dediğimiz derin duyuyu hissetmemizi sağlayan çok önemli dokular. Çapraz bağların üzerinde reseptörler var. Hı hı. Bu reseptörlerle biz e, dizimizin veya e, ekstremitemizin bacağımızın hangi pozisyonda olduğunu çok daha rahat iyi, daha rahat algılıyoruz. Ama bu çapraz bağların olmaması durumunda bu propriosepsiyon hissi düşmüş oluyor. Ama zaman zaman da hastalara tam protez yapmak gerekiyor, ihtiyaç duyuyoruz ki o zamanlarda da hastalar e, total protezler yani tam protezlerden de fayda görüyorlar. Hı hı. E, zaman zaman çapraz bağları kesme ihtiyacı duyabiliyoruz ama olabildiğince korumaya çalışmak en güzel yollardan bir tanesi olsa gerek. Evet yani e, özellikle robotik ameliyatta kullandığınız protezlerin daha küçük oluşun avantajları da orada daha az bir kemik kesisi, protez daha rahat yerleşiyor, kişi o zaman daha konforlu protezlerini kullanırken bu sefer ömrü de mi uzuyor? Ee, ömürleri yaklaşık aynı ama e, yarım protezi yaptığınızda en büyük avantajlardan bir tanesi bir gün protezde bir sorun çıkarsa bir yıl sonra, 20 yıl sonra 30 yıl sonra bilmiyoruz onu e, tam proteze geçme hakkınız baki kalıyor. Ama tam protezden başladığınız hmm. zaman önemli tekrardan ayrı. yarım proteze girdi önemiyorsunuz. Bu önemli bir ayrıntı. Eğer diz uygunsa diz müsaitse yarım protezi robotla yapmanın büyük avantajları var ee, İmkanı olan hastalar için e, bunları gerçekten e, tavsiye ediyoruz tabi dizlerinin uygun olması en evet. önemli şartlardan bir tanesi. Peki yeni izleyen izleyicilerimiz olabilir arkadaşlar tekrardan hani, spor yapan e, hastalarımızı verelim tam da o soru geliyordur robotik cerrahi sonrasında evet. rahatlıkla spor yapılır mı yürüş yapılır mı ee, e, böyle bir soru var ve bu protezlerin evet ömrünü uzatmak için de ee, yine yapılabilecek şeyler var mı? Şimdi protezin ömrünü uzatmak için yapılacak en önemli şey bir kere hastanın kilosu. Ne kadar az kilo o kadar iyi. Hı -hı. Vücudumuzdaki bir kilo yük dizimize binen dört kilo yük demek. Dizimize fazla yük gelirse e, protezin de ömrü daha fazla artar. Hı -hı. E, da, daha fazla kısalır. Dolayısıyla dizimize e, yükü fazla getirmeyecek şekilde kilolarımızı kontrol altına almamızda fayda var. Hı -hı. E, ayrıca diz protezi ameliyatı yaparken diz protezi ne kadar doğru yerleştirmişsek o protezin ömrü o kadar fazla oluyor. E, arabalardan örnek vermek istiyorum. Rot balans ayarları vardır. Eğer rot balans ayarı iyi olmazsa lastikler daha erken aşınır. Protezde de böyle doğru yapılmış cerrahilerde hı hı. protezlerin ömürleri fazla oluyor. İlla robotik cerrahi değil tabii ki. Çok başarılı yapılmış, elle yapılmış ameliyatlar var. Bunları da hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Ama başarı şansını arttırmak daha doğru, daha güvenilir ve daha başarılı bir cerrahi yapmak açısından robotun avantajları gerçekten büyük bizim için. Evet. Bir miktar fiyatı daha pahalı onu biliyoruz ancak özel sigortalar da bazı sigortalar bu ameliyatları karşılamaya başladı. Bir de Başladım. edinilen konforu da düşününce yani bunlar ömürlük çünkü gidecek evet. dizler hareket etmemizdeki en önemli unsur. Yani belki de o fark birçok şeye değ değiyor. Doğru. Yani herkesin imkanları var ama e, seyircilerimiz yanlış anlamasınlar. Yani diz protezinde yüksek teknolojiyi kullanmanın avantajları gerçekten var. Tabi burada cerrahın da faktörleri var. İyi bir doktor, e, gelişmiş teknoloji gerçekten daha iyi sonuç getiriyor. Bunu tavsiye ediyoruz. Hı hı. Özellikle bir takım enjeksiyonlar var ki onlar da kişileri rahatlatıyor. Soralım. Evet ameliyat öncesinde e, protez ameliyatından önce olabilecek olabildiği kadar... Ameliyata gitmemeye çalışmak lazım. Ameliyat her zaman için son çözüm olması gerekir. Bunun için de diz içine yapılan enjeksiyonlar, ekranda görüyoruz, dizi kayganlaştırmak, yağlamak açısından avantaj sağlayabiliyor. E ayrıca fizik tedaviler, dizi güçlendirmek, dize yapılacak bazı egzersizler diz ağrılarını azaltabiliyor, geçirebiliyor. Tabii kilo vermek de bunlardan bir tanesi. Ama biraz önce söylediğim gibi iş çıkmaza girerse, protez ameliyatları olmak gerekirse de o zaman en doğru yolu bulmaya çalışmak gerekir. Ben de hocam sizinle haber yapmaya geldiğimde 83 yaşında bir avukat hastanız vardı. Evet. Ameliyattan sonra koşmaya başlamış. Yani merdiven dahi çıkamıyordu. Evet. Koridorda o da koşuyordu. Biraz önce 89 yaşındaki hastamızda da olduğu gibi hastalar koşabiliyorlar. Bu bayan hastanız? Ee, bu hastamız spor yapan bir bayan değil ama hayatı çok değişti. Gerçekten kendisini çok çok rahat hissediyor. Ee, Birçok hastanın ifade ettiği gibi kendisinin ifadesinde de dizimi normal hissedi hissediyorum diyor. Bu normal hissetmesinin altında en önemli şey çapraz bağların sağlam kalmış olması. Hı hı. Yani sonrasındaki evet. e, konfor, o hareket özgürlüğü hiçbir şeyle de değişilmez. Ee, evet tartışılmaz bir konu. Yurt dışında çok enteresan hastalar var. Bunlardan en iz bırakanlardan bir tanesi ultramaraton koşan bir hasta var. Ultramaraton 50 mil, yaklaşık 75 kilometre. Aynı hasta İspanya'dan Türkiye'ye kadar, yanlış mı olmasın Belçika'da olabilir, o ciddi bir mesafe, Türkiye'ye kadar bisikletle gelmiş, proteziyle. Yani defalarca dizini kullanıyor ve o proteze bir şey olmuyor, hayatından çok memnun son derece sporcu, spor yapmayı çok seven bir hasta. Tüm yöntemler denenmiş, tüm ameliyatlar yapılmış, hatta hatta ameliyat öncesinde menisküs transplantasyonu bile yapılmış hastaya. Hı hı. Ama sonuç alınamamış, proteze karar verilmiş, proteziyle çok mutlu. Bizim de böyle hastalarımız var, tenis oynayan, futbol oynayan, koşan, spor yapan. Tabii herkes bir değil. Herkes spor yapmayı amaçlamıyor ama en azından olabildiğince rahat dizler sağlamaya çalışmak amacımız olsun. Evet. Profesör Doktor Uğur Haklar Hocam çok keyifli bir sohbetti, önemli bir sohbetti bizler için. Teşekkür için ediyoruz öyle. geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Için. Bir mükavele.